Cuma sohbetleri başlıyor. Cuma sohbetleri farklı bir mekanda başlıyor. Camiyi terk etmedik. Cami ibadethanemiz. Camiyi boşlamadık. Cami dediğimiz gibi Allah'ın bir yerde Beytullah'ın şubeleri. Allah'ın evi. Keyfetteyiz soğuk suda. Ama bir görüş. Din hayattır. Din hayatsa dinin içine hayatı, hayatın içine dini sokalım dedik. Farklı bir mekana gittik, keyfete geldik. Keyfet bir restoran niteliğinde bir yer. Ama biz dedik ki şöyle dışarı oturalım, açık havada. Yağmur yağdı, hava açtı, güneş var, hafif serin ama bu serin havada ilçe vaizimiz Sayın Eyüp Ayaz'la bir sohbet edelim dedik. Hayatı konuşalım, hayatın içindeki dini konuşalım. Dinin içine hayatı nasıl sokarız onu konuşalım dedik ama Cuma sohbetlerini bir Kur'an tilavetiyle başlatalım istiyoruz. Kim o? Hikmet Karabacak, Sayın Hikmet Karabacak. O güzel sesiyle bir Kur'an tilaveti dinleyelim mi? Dinleyelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان. سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الفاتحة. Evet, cuma sohbetleri başlıyor. Keyfet dedik. Keyfette hemen girişte ama kimsenin olmadığı bir yerdeyiz. Yanımızda kim var? İlçe vaizimiz Sayın Eyüp Ayaz var. Dedik ya başta hayatı, hayatın içindeki dini, dinin içine hayatı nasıl sokacağız? Daha doğrusu o Hira dediğimiz, geçen yarım konuştuğumuz, tam oturtamadığımız Hira, şehir, şehir ve Hira aslında şehir hayatını Hira'yı şehir hayatına taşımaktı belki Peygamber Efendimiz yaptı. Hocam merhabalar. Merhabalar Nizamettin Bey. Nasıl? Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Yaradan'a şükürler olsun. Allah'a hamdü senalar olsun. Böyle başkentin müstesna bir köşesindeyiz. Yeşilin, kuşların cıvıltısı içerisinde. Ya. Bir tarafta kar var, bir tarafta güneş yukarıdan sizi aydınlatıyor. Birazcık da olsa ufak ufak ısıtıyor. Size bir coşku, bir umut veriyor. Hafif hafif çamların o serin uğultusu. Evet. Çok harika bir atmosferdeyiz şu an. Bir müzik var. Evet, dışarıda da hafif bir müzik var. Ama çünkü restoran, evet, serin de bir hava. İşte başta dediğimiz gibi, eğer din hayatsa hayatın içine dini, dinin içine hayatı sokmak lazım. Sokabildik mi? Yani din ve hayat aslında birbirinin tamamlayan parçaları ya da birbirinin içerisinde var olan şeyler. Hayat olmadan din olmaz, din olmadan da hayat olmaz. Peki din dediğimiz zaman insan akla geliyor, hayat dediğimiz zaman da insan akla geliyor. Yaşam diyebilen tek varlık insan. Aynen, yani biz burada işte biri artı biri eksi, biri sebep biri sonuç. Biri öncesi, biri sonrası gibi hayatı ve dini birbirinden ayırt edebilmemiz gerçekten çok güç. Evet, bugün 21. yüzyılın zihni olarak biz hayatımızda birçok şeyi
adeta bir tren misali kompartımanlara ayırmışız. En kötüsü bu mu? Evet, siyaset demişiz, iktisat demişiz, askeriye demişiz, sağlık demişiz, eğitim demişiz, kültür demişiz. Din diye de bir, buna da dine de ayrı bir sınıf koymuşuz. Sonra bir de 18. yüzyılla başlayan hümanizmanın, yani insancılık mı diyelim, insanı merkeze alan felsefi düşünce mi diyelim, yani felsefede literatürlü hümanizmanın karşılığı daha başka ama izleyicilerimiz için daha anlaşılır olması bakımından hümanizm bir yerde ele geçirilmiş insan gibi geliyor bana. Kullanılmaya müsait yani, insan hasıl etmek gibi geliyor. Yorumlanabilir. Tabii bu konuda doğuşundan bugüne kadar birçok yorum, anlam üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiş. Velhasılı biz 21. yüzyılın, yani 18. yüzyıldan itibaren, hatta daha önceye de gidebiliriz. İnsanın artık dünyanın nimetlerine, dünyadaki nimetlere egemen olmaya başlamasıyla beraber buradaki menfaat çatışmalarını da kontrol edebilmek adına hayatımızı biz kompartımanlara, bölümlere, alanlara ayırmışız. Ama önceden böyle miydi? Mesela hala o eski, belki şimdi 80 yaşında, 90 yaşında olan 1930'larda, 1925'lerde, 1940'larda doğan dedelerimize, amcalarımıza, ninelerimize baktığımızda falan onların zihninde böyle bir ayrım yoktur. Çünkü hem kendisinin doktorudur, hem kendisinin bakanıdır, hem kendisinin polisidir, hem kendisinin hocasıdır, hem kendisinin işçisidir, hem kendisinin patronudur. Kendisiyle birlikte var eder hayatı. Şehir hayatını şöyle incelediniz mi, baktınız mı? Onu incelemek lazım. Şimdi buradan söz geldi diye yorum yapmak belki yanlış olabilir. Yani şehir hayatının gelişimini... Şu trenlerde olan kompartıman... Birinci sınıf, ikinci sınıf gibi. Aynen işte yataklı vagon vardır, yemekli vagon vardır gibi. Biz de hayatımızı oradan benzetmeyle ayırıyoruz. Nedir? En basitinden mesela hayatımızın anlamını kaybetmemize sebep olan, yani anlamını nasıl kaybettik, niye kaybettik dediğimizde delillerini bulacağımız, sebeplerini bulacağımız konulardan birisi, bugün hayatımızda, kendi evimizde, milyarları verdiğimiz, milyonları verdiğimiz evimizde 10 yılımızı, 20 yılımızı hep bu fedakarlıkla geçirdiğimiz bir evimizde, evimizin elektriğinde basit bir elektrik arızasını gidermede, basit bir su tesisatı arızasını gidermede, basit bir duvardaki bir çatlağı, bir kirliliği gidermede maalesef aciz kalıyoruz, tembellik gösteriyoruz. Hemen ara telefonu, bir usta gelsin. Ben yorulana kadar ver 5 lirayı, 10 lirayı yapsın. Halbuki çok basit bir şekilde evimizde kendi reçelimizi kendimiz yapabiliriz. Kendi turşumuzu kendimiz kurabiliriz. Kendi ampulümüzü, avizemizi, duyumuzu, prizimizi kendimiz söküp değiştirebiliriz. Bu bizim kendi hayatımıza ne kadar egemen olduğumuzu da gösteriyor. Ben kendi hayatıma ne kadar egemen? Kendi hayatına kendi iradesiyle hakim. Evet, yani ben kendim bu kadar emek verdiğim, külfet verdiğim, zahmet verdiğim şu dört duvar içerisindeki yaşamımda ne kadar bu hayata egemen ve hakimim? Kendine hakim olmak aslında. Elbette. Ortaya çıkarmak. Bu daha anlamlı kılıyor. Mesela çok fazla uzatmayalım da bir örnekle daha açıklayalım. İşte dinin içine hayatı sokmak. Din insana vasıflarını öğren, ben seni donanım olarak yarattım, donanımlarını bil mi diyor. Aynen. Mesela şöyle söyleyelim. Bizim literatürde, İslam literatüründe bir fıkıhta ibare vardır. Bunu kelamda da tartışırlar ama ef'ali mükellefin denir. Duymuşsunuzdur. Yani mükellefin fiilleri. Herhangi bir İslam ilmi halini açtığınızda bu başlığı görürsünüz. Ne yazar bu başlıkta? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleriyle, sahih hadisi şerifleri ortaya konulmuş bir mükellefin, mükellef kimdir? Akıl bali olmuş, kendi iradesine, kendi hayatına artık hükmedebilecek, yönetebilecek kabiliyete gelmiş,
akıllı bir Müslüman demektir. Akıl bali. Yoksa ergenlik çağına ermiş anlamında değildir. Yani ergenlik çağına geldi, bedeninde bedensel, fizyolojik bir değişim olduğu anlamında değil. Kendi iradesini, kendi niyetini, kendi yaş düşüncesini... Burada yok, yaş yok burada. Zaten İslam alimleri arasında, fıkıhçılar arasında da kesin bir yaş baremi yoktur. Yani coğrafyaya göre, duruma göre, koşullara göre, iktisadi, siyasi, ilmi durumlara göre bu yaş bareminin değiştiğini görüyoruz. 9'dan 15'e, 15'ten 18'e kadar değişiyor bu yaş baremi. Kimi çocuklar vardır, hayata çok erken atılmıştır. Bizim 15 yaşında ergenlik çağına girmiş çocuğumuzdan daha aklı, iradesi yerindedir. Çünkü bir tecrübe kazandı hayatta. Ama diğeri sadece okul, ev, bir akvaryum içerisinde hayatını sürdürdü. İradeyi, duyguyu, düşünceyi ortaya koyabilecek bir cesaret, özgüven, yetenek sergilemedi hayatında. Şimdi hocam, konuyu dağıtmayalım. Ben soruyu sorayım. İslam dini insanı hayata nasıl dahil ediyor? Şimdi hangi şartlarla dahil ediyor? Hangi kuralları koyarak şu donanımlarımızı ortaya koyayım ama kurallarını koyuyor herhalde. Şimdi ef'ali mükellefin sözcüğüne oradan giriş yaptık. Ef'ali mükellefin dediğimiz şey mükellefin fiilleri. Ef'al fiilin çoğulu. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, İslam alimlerince, İslam literatüründe konulmuş, belirlenmiş bazı davranışlar var. Biz bu mükellefe de Müslüman diyelim hadi. Daha basit. Dinimiz, evet. Biz de Müslümanız. Müslümanın davranışları nedir? Bu davranışların değerlerini, hükümlerini, sıfatlarını koyuyor Allah. Diyor ki namaz senin için hayatında olmazsa olmazdır. Bunun adı nedir? Farz. Senin hayatında olmazsa olmaz, mutlaka ne olursa olsun yapman gereken bazı davranışların var diyor. Namazı mı önceliyor? Yoksa ya namazı veya riyayı mı önceliyor? İkizleri mi önceliyor? Bunları öncelik, sonralık diye sıralamak çok doğru olmaz. Yanlış yorumlara sebep olabilir. Ama namazla alakalı, namazın müstesna bir yeri vardır İslam'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu haber verir. Kulun amellerinden sorulacak ilk şey namazıdır. Kendi der. Amellerinden mi, topluma karşı amellerinden mi? Bütün, yani Nizamettin Öztürk olarak sizin amelleriniz tartılırken namazınız ön plana çıkacak. Çünkü daha önce sanırım namazla alakalı da bir sohbetimiz olmuştu. Namazın farklı boyutlarına başka bir sohbetlerimize yine veririz. Namaz aslında İslam dininin merkezinde duran bir Müslümanın hayatını ortaya koyduğu, hayatını geliştirdiği, hayatını diğer insanlarla paylaştığı merkezde duran bir fiil. Çünkü peki, namaz sadece belirli birkaç hareket değil. Evet. Eyüp hocamla konuşurken dedik ki soru cevap karşılığı olursa daha iyi anlaşılır. Evet. Bir hadis-i şerif. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz diyen bir hadis-i şerif. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Doğrusu. Şimdi evet. Burada o imanın şartları içinde baktığımız zaman namaz yok. Şartlarına baktığımız zaman. Şimdi dedik ya namaz merkezi bir yerde duruyor. Sizin birbirinizi... Ben anlamak için soruyorum. Aynen. Sizi açayım diye soruyorum. Şimdi şöyle. Namaz sizin birbirinizi sevmenizi sağlar. Cemaatle namaz var değil mi? Hı hı. Aynı camide yan yana, omuz omuza, arka arkaya hiçbir tereddüt geçirmeksizin birbirinizin aleyhine namaza duruyorsunuz bakın. Bundan daha büyük... Size birbirinize sevgiyi aşılayacak bir eğitim olabilir mi? Şu aynı iş yerinde peki, bu mekanda... idrak etmeyen insanlık namaz kılıyor ama namazı idrak etmemiş, şuuruna varmamış mı oluyor? Aynen öyle. İşte bu durumdaki... Maun suresindeki şey o mu? Aynen. Hem gösteriş için, riya için namazı kılanlar hem de Peygamberimizin uyardığı bir namaz biçimi de var. Namazda hırsızlık yapmayın der. Tavuğun yem yediği gibi yerden namaz kılmayın der. Hızlı hızlı. Bir de bir şeyle de bizi uyarır. Yarın der. Ameller değerlendirilirken, tartılırken Allah'ın kabul etmediği namazlar. Bu da ne demektir? Seni sen yapmayan, senin imanında ve ahlakında bir olgunluğa, bir kemale aracı olmayan, vesile olmayan, katkı sunmayan namazlar
bir kağıt misali dürülüp al kolum benim senin namazına ihtiyacım yok deyip yüzüne vurulacak diye uyarıyor namaz konusunda. Namazda bir de şey yok. O sistem yok. Daha doğrusu öne geçenler, arkaya geçenler değil. Önde sadece imam, arkasında kim gelmişse ama tek bir şart var herhalde. Bilen, yerine geçebilen hocanın veya imamın arkasında duracak. Bunu yani o da bir şart olarak değil de düzeni sağlamak. Eşitlik değil, denge var herhalde. Evet. Yani camideki o cemaat oluşta caminin dışındaki sosyal statüler, hiyerarşiler yok. Yani burada da hayatı okuyalım diye soruyorum. Aynen öyle. Yani okuyalım. Şimdi namazdan çıkalım. Dedik ki ef'al-i mükellef farzlar var. Sadece namaz mı farz kılınmış? Evet, bir. Dürüstlük de farz kılınmış. Doğru. Akrabalık ilişkileri de farz kılınmış. Akrabalarla iyi geçinmeyi Allah defaatle Kur'an-ı Kerim'de bize emretmiş. Anne babaya iyi davranmak. Bakın bunları bir eylem adı olarak sayıyoruz ama bunlar hayatın içerisinde olmazsa olmaz şeylerimiz. Akrabalık ilişkilerini, anne babaya iyi davranımı biz bu bir yıllık geride bıraktığımız salgın sürecine daha iyi anladık değil mi? Hı hı. Gidemediğimizde, mahrum olduğumuzda, kimse bize gelemediğinde, biz kimseye gidemediğimizde birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu daha iyi anladık değil mi? Hı hı. Allah bunları emriyor, farz diyor. Sen bu hayatta var olduğun sürece annenle babanla iyi geçineceksin. Komşularınla iyi geçineceksin. Hem iyi bir evlat olacaksın, hem iyi bir anne baba olacaksın, hem iyi bir komşu olacaksın. Bunlar senin sorumlu olduğun davranışlar. Hocam burada şu devreye gireyim. Demek ki din insan ilişkilerini de düzenleyen bir şey. Aynen öyle. Allah'la ibadetler, Allah'la diğer ibadet olarak sunulan bazı şeyler var. Bizim mesela eski... doğru sözlülük. Evet. Benimle alakalı siz kime doğru söz söyleyeceksiniz? Taşa duvara değil, bir insana söyleyeceksiniz. Evet. Bu annen olur, kardeşin olur, komşun olur, hiç tanımadığın birisi de olabilir. Sen sözü insana söylüyorsun. Peki bizim bir gafletimiz diyelim, delalet demeyelim, o daha bir derin anlamı olan. Hı. Biz şunu mu, namazımızı kılarsak biz dini icap ettiği gibi yapmış oluruz. Ama insan ilişkilerine önem vermesek dini ihmal etmiş oluruz gibi de bir kanaatimiz yok herhalde. Sadece ibadetler üzerine mi kurulu bir din anlayışı var? Hani yorumlamak için sormuyorum. Sadece camilerde ibadetimizi yaptığımız zaman tatmin olan, huşu duyan, insan ilişkilerine önem vermeyen bir din herhalde olmaz. Yok. Öyle bir yok. Din. Yani şöyle. Az önce dedik ya bu ef'al-i mükellefine vurgu yapmamın sebebi bu. İzleyicilerimiz de eğer imkanları varsa herhangi bir yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu İslam ilmihallerinden birini aldıklarını görürler ve bu konuda herhangi bir internet vasıtasıyla bile araştırdıklarının karşına birçok şey gelirler. Yani ef'ali mükellefin derken Allah ehasiben nes en yutraku en yekulu amenne ve hum la yuftunun. İnsanlar iman ettik deyip imtihan edilmeden bu hayatta başıboş bırakıldıklarını mı zannediyorlar? Böyle mi olacak bu iş zannediyorlar? Yani iman ettim, evet ben Müslümanım, kalbim temiz, Allah var, biliyorum, bitti. İmtihan edilecek. Bir de şunu sorayım. Bazı sorumluluklar olacak. Ben işte yıllar evvel Kabarete'de yine cuma sohbetleri değil, dışarı çıkıp röportaj yapıyordum, evet. Soruyordum insanlara. Bugün şu hocamız gelecek, bir eksiğiniz var mı? Ne eksiğim olacak? Abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum. Eksiğim falan yok diyenler oldu. Burada bir yanlışlık, sizin anlattığınıza göre bir yanlışlık var. Şöyle, o zaman bunu kısaca şöyle düzeltelim. Önce şöyle başlayayım. Hiçbir ibadet amaç değildir İslam'da. İster namaz olsun, ister hac olsun, ister zekat olsun, ne olursa olsun. Doğru sözlülük de olsun, bunlar bir amaç değildir. Benim bu hayattaki amacım, doğru sözlü olmak değil, özüyle, sözüyle, varlığıyla, içiyle, dışıyla tam bir kemale ermektir. Namaz, bu kemale ermek derken insanı kamil olmak, olgun insan olmak, nitelikli insan olmak, Allah'ın varlığın, yaratılışın ilk anındaki o fıtratımızdaki selim fıtrata, o mükemmel yaratılışa erişebilmek, onu bozmamak, onu koruyabilmek.
Yalan söylediğin... Masumiyet mi? Bu biraz da masumiyete benziyor. Sizin tarihimize göre. Tabii ki. Efendimiz öyle diyor. Her doğan fıtrat üzere doğar. Açıkladığında bunu şarihle. İslam fıtratı üzerine. Çünkü Allah katında tek din İslam'dır. Allah ve nefaktu fihi min ruhihi dediği, insana kendi ruhundan üfledi, nurundan üflediği o nurun, o ruhun masumiyeti, onun temizliği. Burada şöyle bir vurgu da var. Kur'an-ı Kerim'de parantez arası söyleyelim, çok dağıtmayalım. Hristiyan teolojisindeki, Batı teolojisindeki günahkar doğma, vaftiz var ya, doğar doğmaz. Günahkar doğma, Adem ile Havva'nın günahından dolayı dünyaya atılma, bir günah sebebiyle dünyada var olma inancına bir cevaptır, eleştiridir Kur'an-ı Kerim'deki bu. Biz insanı bir günahı sebebiyle falan değil, biz insanı eksik, nakız, günahkar olarak yaratmıyoruz. Dünyaya da nakız, eksik, günahkar olarak göndermiyoruz. Biz onu halife olarak gönderiyoruz yeryüzüne. Biz ona bütün esmayı öğretip Allah'ın meleklere secde emrini muhatap kıldığı, secde emrettirdiği mükemmel bir varlık, eşrefi mahlukat olarak gönderiyoruz. Fakat insan sonradan kendisini kaybedebiliyor, günah işleyebiliyor. Bunun karşılığında da tövbe kapısını açıyoruz. Hiç kapanmayan mı? Hiç kapanmayan. Son nefese kadar kapanmayan kapı. Diyelim kapatalım. Hasılı... Bir insan, şöyle bir soru. Hasılı dediğiniz de unutmayın. Bir insan ibadetleri üzerinden mi bakacak, yoksa hayata, yoksa yaşadıkları ve amelleri üzerinden mi bakacak? Böyle sorayım yani, şöyle bir bakalım. Şöyle söyleyelim. Bir aynada ne görürsünüz? Bir ayna vardır size sizi gösteren. Bir de siz varsınız gösterileni gören. O zaman aynayı biz Allah diyelim. Allah bu hayatta ağaçla... Benzetmek gibi olmaz. Teşbihte hata olmaz ama Allah bu aynaya ağaçları koyuyor, kuşları koyuyor, kedileri koyuyor, eşinizi koyuyor, çocuğunuzu koyuyor, işinizi koyuyor, hırslarınızı, emellerinizi, arzularınızı, kaybedişlerinizi, kazanışlarınızı koyuyor. Size sizi gösteriyor. Kendinizi buradan görürsünüz. Yoksa şu kadar namaz kıldım, oldum artık. Ya da namazlarımı daha kılamadım, şu kadar eksik namazım var, şu kadar eksik zekatım var gibisinden değil. Hatırlarsanız daha önceki sohbetimizde Efendimizin bir hadisini aktarmıştık. İnsan cennetliklerin amellerini işler de bir mızrak kala cehennemliklerin arasına sürülüverir. Bir insan da hayatı boyunca cehennemliklerin amelini işler de bir mızrak kala cennete atılıverir demiştik. Buradan şu mesajı veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize. Amellerinizi, dünyadaki davranışlarınızı, hareketlerinizi amaç edinmeyin. Buradaki hareketler ne? Maksat ev almak değil, maksat namaz kılmış olmak değil, maksat falanca olmak değil, maksat vaiz olmak değil, maksat şurada bulunmak, burada bulunmak değil. Bunlar birer araç, amaç değil. Her bulunduğun zamanda ve mekanda, pozisyonda, konumda sen iki günü birbirine eşit olmayan zarardadır diyerek bir adım daha o kemale, o irfana, o olgunluğa, o yüceliğe, o eşrefi mahlukat olma makamına, o yeryüzünde Allah'ın halifesi olma makamına bir adım daha gitme çabasındasın. Evet, hocam. Bilen olur mu, olan bilir mi? Evet, biraz zaman alacak bir soru. Cevabı hemen... çarpım tablosu kadar basit değil. Değil, değil mi? Evet, çünkü az önce sohbetin başında bir şey demiştik. Hayatı kompartımanlara ayırdığımız gibi zihnimizi, gönlümüzü de ayırdık. Düşünceyi de ayırdık. Bilgiyi de ayırdık. O yüzden Yunus ayrı bir bilmeden bahseder. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir der. Mevlana ayrı bir bilmeden bahseder. İlim ilim bilmektir demiyor. İlim ilmek bilmek.
Belki de öyle diyor. Şimdi yani şiir batnı şair derler ya, bilemeyiz şimdi. Bilgi, bilmek, bilim, alim, ilim, aslında bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyormuş gibi geliyor ilk başta kulağa. Bugün biz bunların hepsine ayrı ayrı bir ıstılahi anlam, ayrı ayrı bir değer vermeye çalışmışız. Bilgi demişiz, nesnelerin bilgisi demişiz. Nesnelerin zahirinde yapılı bilgi bu masayla alakalı. Şekli, masanın ölçüsü, şekli, rengi, menşei gibi. Bilim demişiz, bu bilgiden yeni bir şey ürettiğimiz durum. İşte bununla alakalı ağaç bilimleri. Niyesini, nasılını, o süreci ortaya koymak. Terkibine bakmışız. İlim demişiz. Bu sefer de ilim deyince biraz daha bunu metafiziğe yormuşuz. Fizikten, nicelikten, nesneden çıkmışız. İlim, işte batını ilim demişiz. Zahiri ilim demişiz. Ayırmışız. Sonra alimle bilimin, bilim insanının, bilgenin farkını ortaya koymuşuz. Ayırmışız. O yüzden bilmek, olmak sözcüklerinde veya konumuzla alakalı söyleyecek olursak, insan kendisini nasıl bilebilir? Bilebilir mi gerçekten? Bildiğinde ne olur? Eyüp Hayas hocam kendini biliyor mu diye soruyor. Mesela günlük hayatta, size göre bilmek ne olur? Günlük hayatta da kullanırız değil mi? Kendini bil gibisinden. Burada Eyüp Hayas olarak ben kendimi bilmeyi şöyle anlamlıyorum, anlamlandırıyorum, anlıyorum. Bir yaratılışım var, beni bir yaratan var ve yaratıcının yaratmasında da bir maksat var. Gaye var, amaç var. Bir gaye var. Yaratıcının yaratmasındaki maksada göre neredeyim? Kendimi buna göre bilirim. Bir de yaratıcının bana verdiği nefis, o düşünce, hissedebilme kabiliyetiyle dünyadaki bu günlük yaşamımdaki hareketlerimle elde ettiğim hedeflere göre neredeyim? Bugün sizinle bir program yapmayı hedefledik. Bu programda şunları şunları konuşacağım diye hazırlık yaptım. Program başladı ve bitti. Programın bitişinde ben başlangıçta işte 2'yi anlatacaktım, 3'ü anlatacaktım, 4'ü anlatacaktım diye planladım. İzledim, baktım ki 2'yi anlatamamışım veya 2'yi o kadar mükemmel anlatmışım ki gibi. Bu şekilde bilebilir Eyüp Hayas kendisini. Ama özel olarak eksikleri veya yapabildikleri davranışlarım açısından bilebilirim. Peki yaptıkları ve eksik bıraktıkları arasında gidip gelen bir insan aslında kendini bilmek üzere bir hayat programı kurgulamış oluyor mu? Her zaman biz bunu kendimizi bulmak, bilmek adına yapmayız. Bazen de isteklerimizi, arzularımızı gerçekleştirebilmek ya da gerçekleştirememek adına bu sorgulamaları yaparız. Yani bir hedef koydunuz kendinize. Bugün Eyüp Hoca ile ben çekim yapacağım dediniz keyfette. Ama yapamadınız. Şimdi siz bunu niye sorgularsınız? Ya ben nasıl bir insanım ya? Eyüp Hoca ile keyfette bir program bile yapamadım. Yani 20 dakikalık, 30 dakikalık bir çekimi bile yapamadık diye hayıflanmak için mi bunu düşünürsünüz? Yoksa niye yapamadık acaba? Hava şartları mı uygun değildi? Eyüp Hoca mı uygun değildi? Kendinizi geliştirebilmek adına da sorgularsınız bunu. Daha iyi bir program gerçekleştirebilmek adına da sorgularsınız. Ya da bazı zamanlarda kendinizi kahretmek için de sorgularsınız. Ben nasıl bir adammışım, böyle bir, bu kadar basit bir şeyi de yapamadık, beceremedik gibisinde. Ama din aslında insan öğretisi ise, insanı tanımlamaysa, dinin içinde dini kurallar üzerinden insana bakan, cemaate bakan bir vaiz. Evet. Örneğin kendini yetersiz gören bir insan psikolojik man mı kendini tamamlamak üzere yapar? Yani gördüğümüz, kendi üzerinizden de değerlendirin. Kendini tamamlamak için mi yapar? Yoksa eksiğim ya, ne yapayım ben de bu kadar yapıyorum mu demeli, ne yapmalı? Sizin tavsiyeniz ne? Şimdi ne olabilir yani? Şöyle, bu tür durumlarda kişinin durumunu iyi analiz etmek lazım bir.
Bu önemli. Yani şu an biz bir varsayım üzerinden yapıyoruz ama kendi üzerinden evet, yapalım. Örnek sizin böyle bir durumunuz olup camide veya başka bir yerde karşılaştığımızda insanın ister reel hayat dediğimiz günlük yapıp ettikleriyle, hedefleriyle alakalı reel hayatını, ister özel hayatında, duygu dünyasında, özel yaşamında olsun, her zaman bir sabitesinin olması gerekiyor. Tıpkı şu tavandaki avizenin sabit olması gibi. Bir durduğu yer. Bir durduğumuz yer olması lazım. Hatırlarsanız daha önceki sohbetlerimizde Müslümanın bir konumu olmalı, mevzisi olmalı. Bir de istikameti olmalı. Mevzisiz, konumsuz insan olmaz, insan olamaz. Bir yaprak misali, bir çerçöp misali, rüzgarın önü sıra yok olur gider. O yüzden psikolojik olarak sıkıntıda olan cemaatimizden birisini önce sabit ayağını bulmaya çalışırız. Bu kişi nerede duruyor ya da nerede duruyordu da manzarası bu kadar çirkin gözüktü buna. Yani pergelin ha, bir sabit ucu var. Aynen. Bir de dönen, heh, bakan, aynen, etrafını gözleyen veya çizen. Aynen. Diğer. Şimdi bizim sabitemiz bozulduysa o bambaşka bir durum pergelin arz ediyor. Çivisi çıktıysa o bambaşka bir sorun. Onunla alakalı daha büyük bir daha yüksek bir emeğe girmeniz lazım. O evet, ayrı bir şey. Ama bizim dönen kalemin ucu kırılmıştır, açıveririz. Açarım. Yani ya da kalemi değiştiririz. Sivri uç kırıldıysa değiştiririz. Yani deriz ki mekanımızı değiştirelim Nizamettin Bey. İşimizi değiştirelim. Bakışımızı değiştirelim. Düşüncemizi değiştirmeye çalışalım gibisinden o dönen ayağı, o kalemi tamir etmeye çalışırız. Şimdi bir sabit ayak koyalım mı? İlahi. Evet. Tabii ki bunlar bizim irfanımız. Evet. Sanatımız. Sabit ayak. Yine Hikmet Karabacak hocam. Bir sabit ayak olsun ilahi. İlahilerde gönlümüzün sabit ayağı bir dinleyelim bakalım. Günahlarla, isyanlarla bataklıkta yürürken, dualarla, niyazlarla kurtulmayı dilerken, İşte an bir his doğdu yüreğime, heyecandan titriyordu, sanki bir ses duyuyordu, dön Allah'a, dön Allah'a diye. İşte o an bir his doldu yüreğime, heyecandan titriyordu, sanki bir ses duyuyordu, dön Allah'a, dön Allah'a diye. Koşup ona hep yalvardım, affet beni yüce Rabbim. Koşup ona hep yalvardım, affet beni yüce Rabbim. Gönlüm ağlar, gözüm ağlar, affet beni yüce Rabbim. Gönlüm ağlar, gözüm ağlar, affet beni yüce Rabbim. Gönlüm ağlar, gözüm ağlar, affet beni yüce Rabbim. Allah, 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 Allah. Girdaplarda, siyahlarda,
karanlıkta yürürken, feryatlarda kahırlarla, hep gözyaşı dökerken, işte o an bir his doldu yüreğime, heyecandan titriyordu, sanki bir ses duyuyordu, dön Allah'a, dön Allah'a diye. İşte o an bir his doğdu yüreğime, heyecandan titriyordu, sanki bir ses duyuyordu, dön Allah'a, dön Allah'a diye. Koşup ona hep yalvardım, affet beni yüce Rabbim. Koşup ona hep yalvardım, affet beni yüce Rabbim. Gönlüm ağlar, gözüm ağlar, affet beni yüce Rabbim. Gönlüm ağlar, gözüm ağlar, affet beni yüce Rabbim. Gönlüm ağlar, gözüm ağlar, affet beni yüce Rabbim. Allah, 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 Allah. Evet, Hikmet Karabacak Hocam, teşekkür ederiz ilahiler için. O da bizim gönlümüzün sabit ayağı. Şimdi insan diyoruz, hayatı, hayata ruh kazandıran insan. Rabbimiz bu soluğunu ruhundan üfledim diyor. Biz de o üflediği ruhu hayata taşıyoruz herhalde, öyle mi? Şimdi o ruh meselesine girmeyelim. Yani girmeyeceğim, Burada bir de gönül alemimiz var. Aynen öyle. Şimdi gönül alemi olan bir insan, sadece ibadetler o gönle nasıl tesir eder diye düşünmeyelim mi? Tabii ki. Huzur dediğimiz şey, şimdi ışıkları da açtılar herhalde, güzelleşti burada değil mi? Evet. Şimdi gönül de aslında bizim, belki de ruhumuzun üflenen soluk, gönül üzerinden bir ışıklandırma değil mi hayatımıza? Bir ışık kazandırmıyor. Yani Yunus bunu çok güzel demiş. Bir ben vardır benden içeri deyi. Şairler, eski o edip, alim şairlerimiz, ariflerimiz, alimlerimiz çok güzel ifade etmiş. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diye Erzurumlu İbrahim Hakkı mı? İbrahim Hakkı. Burhan sorardım aslıma, aslım bana Burhan imiş gibisinden. Bunların hepsi de ayrı bir hikmet, ayrı bir yolculuğun tecrübesi, yolculuğun bir meyvesi, yolculuğa semeresi var. Yolculuğa gönlük atmak mı bu? Evet. Veya anlam yüklemek mi? Yani daha doğrusu duygu yüklemek mi? Şöyle söyleyelim. Aslında bizim varoluşumuz biraz da hayatı anlamlandırmak, hayatımızı anlamlandırmak, yaşamımızla da hayata bir anlam katabilmek. Bir anlam var. Ama biz bu anlamı nasıl ortaya koyabiliriz? Davranışlarımızla mı? Yok. Davranış dediğimiz, hareket dediğimiz, eylem dediğimiz şey, ağacın da kendine özgü bir eylemi var. Düşünce, akıl desek, şuradaki, burada işte gördüğümüz kedide de kendine özgü bir aklı var. Bir muhakeme demesek de bir mukayese kapasitesi var. Korkuları var, endişeleri kendine var. O zaman var, beni ondan ayıran bir şey olması lazım. Anlam katan bir varlığım ben, duygularım. O da gönülden mi çıkıyor? Evet, duygular. O yüzden iman önce kalpte, imanın kalpte olanına makbul diyoruz, dilde olanına değil. Evet. Çünkü o dilde olan iman, dilde olan din, konuşulan din,
yazılan din yaşanılan bir din olmuyor. Anlam burada olmuyor. Evet. Hira'ya girelim. İşte Hira, şehir ve Hira. Şehirden kaçmamış. Şehirden uzaklaşmış. Evet. Hira. Aslında yalnızlık, düşünce alemini bu gönülle mi birleştirmiş oluyor? Ben yorum istemiyorum ama mesela siz hiç Hira'nız oldu mu dedim, bazen girerim dedim. Evet. Benim de bir Hira'm var. Hira'ma girdiğim zaman aklı reddetmiyor Hira ama gönlü önceliyor. Şöyle, öncesiyle şimdiyi bağlayacak da olursak, hayat bir yolculuk deriz bazen değil mi? Bezmi Eles'ten, o ruhlar aleminden, kabir alemine, oradan ukbaya bir yolculuk. Yol var, yolcu var. Bir de bu yolculuk var. Yolculuğu nasıl yaptığımız da gönüle mi bağlı? İşte oraya gidiyor. Aynen. Şimdi bu yolculukta insanın doğumundan ölümüne kadar bazı kategoriler, virajlar oluyor. Önce kelimeler, sözcükler. Bu yolculukta bunlar karşımıza çıkıyor. Anne baba gibi. Sonra kavramlar karşımıza çıkıyor. Aile diyoruz. Benim ailem. Anne baba aileye dönüşüyor. Sonra bu aile olgulara, yaşam diyoruz. Hayatım, benim hayatım, geçmişim diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de daha önceki sohbette söylemiştik. 35'li yaşlardan sonra Hira'ya çıkmaya başlıyor. 35'li yaşlara kadar kelimelerle, sözcüklerle, kavramlarla karşılaşıyor. Onları görüyor hayatta. Sonra artık 35'li yaşlara varınca olgularla yüzleşmeye başlıyor. Sözcükler, kavramlar üzerinden hayatı anlamlandırmak, yönetmek, eleştirmek, değerlendirmek kolay. Geçen programda belki eksik bıraktığımız buydu değil mi? Evet. Biz herkesin yaptığı bir hareketi Peygamber Efendimiz de yapıyor gibi bir anlayış biz koymadık ama... Belki o zaman öyle bir anlaşılma olabilir. Biraz daha temellendirmek için. Peygamber Efendimiz diğer insanların yaptığı gibi Hira'ya çıkmadı. O özel çıktı. Aynen. Özel çıktı. Yani şimdi şöyle, Peygamber Efendimiz'in konumunu önce bir zihnimize, gönlümüze netleştirmemiz lazım. Şair çok güzel demiş. Muhammedun beşer. Lakel beşer. Bel huvel yakutu beynel hacer demiş. Muhammed beşerdir evet. Ama bir beşer gibi beşer değil. Evet. Tıpkı taşların arasındaki yakut gibi. Yakut da bir taş, elmas da bir taş ama buradaki de bir taş. O özel Allah tarafından rahmetelil alemin olmuş ve yaşadığı hayata bile bir beşer olarak baktığımızda ben kendimden pay biçim, benim katlanamayacağım, çoktan işi bitirdim. İmtihanlardan geçmiş. Kolay değil. Bizim nasıl katlanır? Yani biz şurada sizinle bile bir basit bir olay yaşadığımızda 40 gün kendimize gelemiyoruz. Gemileri yakıp gidiyoruz. Çok zor. Yani böyle bir durum. Öyle bir de şunu sorayım hocam. O oku gelip de o risalet geldiği zaman belki işte oraya da gireceğiz. Orayı da anlatmak istersiniz. Bize bir görev verildiği zaman görevin altından nasıl kalkacağım diye düşünürken İnsanlığın sorumluluğu yükleyen bir risalet bu, bir resullük. Yani ulaş siz... insanlara ulaş, oku insanlara aynen, ulu. Aynen, ulaş. Büyük bir sorumluluk. Bunun altından kalkmak, bu sorumluluğu kaldırmak, bu sorumluluğu yerine getirmek belini büker insanı, insanı mahveder. Yani, biz küçücük bir sorumluluğu kaldıramıyoruz. Aynen. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız diyor. Boşa evet. Demiyor bunu. Evet, evet. İnsan niye ağlar? Hüzün peygamberi belki de bu. Niye ağlar? Sevincinden de ağlar, hüznünden de ağlar. Ama asıl gözde rahmeti ortaya çıkaran şey gönüldeki merhamettir. Gönüldeki zahmettir. Gönüldeki şefkattir. İnsana onu gösteren. Gönüldeki o hayattır. Gönül yoğunlaşır. Buharını gözyaşı olarak akıtır. Yani ağlardınız şu hayatı düşündüğümüzde. Neyse o başka bir konu. Yani peygamberimizin yani, hayatı, konumu biraz evet. Geçmiş programda eksik bıraktığımız yerleri evet. Bir tamamlayalım. Yani yanlış anlaşılmasın. İzleyicilerimize de bir
tavzih olsun aynı zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'ya çıkışı dedesinin çıkışı gibi değil. Evet, dedesi de çıktı, kendisi de çıktı. Belki o kelimeler, kavramlar dünyasında dedesinin çıktığını görüyordu, biliyordu. Ve şöyle bir realite de var. Allah şimdiye kadar hiç olmamış, hiç yaşanmamış, hiç bilinmemiş, hiç söylenmemiş, duyulmamış bir din ortaya koymaz. Ki muhatabı olan insanlar bunu yapamazdı, gücetiremezdi. Yani sadaka dediğimiz şey daha önce de vardı. Cömertlik dediğimiz şey daha önce de vardı. İbadet denilen şey daha önce de vardı. Efendimiz'den önce. Allah bozulan şeyi düzeltiyordu peygamberle. Yanlış giden arabayı doğru yola yönlendiriyordu. Tekamül evet. Üzerinden tekamül etmiş bir yeri getiriyor. Yolculuk diyelim yol. Yoldaki o silinen izleri yeniden çizdiriyordu Efendimiz'e. O yol çizgileri aşınmış. Yol bozulmuş artık. Yeniden bir restorasyondan geçiyor yol. Yeni bir asfalt dökülüyor. Yol zaten var. Yeni bir yol açmıyoruz. Ama bozulmuş. Çukurlar oluşmuş. O da kazalar meydana gelmiş. Dolayısıyla yeni bir, hiç olmayan bir şey değil. Bir yenilik var ama hiç olmayan değil. Hira var. İlk defa olan bir hira değil. Ama bu hira bambaşka bir hira. Çıkan da bambaşka. Evet. Bu yolculuk bambaşka bir yolculuk. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o sözcükler, kelimeler dünyası, kavramlar dünyası ve olgular dünyasıyla karşılaştığında artık kelimelerin, kavramların kifayet etmediğini, olgular karşısında bir duruşun, bir pozisyonun alınması gerektiğini düşünüyor. Bu kanıya varıyor artık. Bu tecrübeye erişiyor. Şimdi burayı da anlaşıldı. Peki bizim bir hiramız olacak mı? Bir şehir hayatımız var. Evet. Şimdi bu şehir hayatında şehri terk etme imkanımız yok. Çünkü dağa çıkıp da bir mağaramız da yok, hiramız da yok. Yani. Kendi zihnimizde, kendi beynimizde, kendi gönlümüzde bir hira oluşturabilirim. Hem duygu yönü, hem algı yönü, hem de böyle yaşanmış tecrübe yönüyle bir hiramız olmalı mı hocam? Program burasına insanlar bir hirası olmalı mı? Gönlünde, aklında veya... Elbette olmalı ama diyelim bu bir basit mağara yolculuğu olarak algılarsanız gerek yok. Zaten siz onu söyledim ya. Zaten siz hayatı baştan bitirmişsiniz. Yani sakat ölüm. Biz yuva değil. İtikaf. Biz buna ne diyelim? Tefekkür diyelim. Tedebbür, tezekkür. Tezekkür diyelim. Evet. İnsanın tahakkul her zaman diyelim. Evet, tahakkul. Yani insanın her zaman teamül dediğimiz amel, davranış, hareket boyutu olmaz. Biz bir makine değiliz. Yolda yukarıdan aşağı sürüklenmiş bir tekerlek misali hep bir devinim içerisinde ta ki bir yere vurana kadar, ölüm kapıyı vurana kadar dönmek zorunda olan bir varlık, bir nesne değiliz. Bu hira bir tefekkür. İnsanın günlük bir tefekkür, tezekkür, tedebbür. Ne demek diye tefekkür, tezekkür çok manalı, redifli, kafiyeli. Tefekkür fikirden geliyor. Tezekkür zikirden geliyor. Tedebbür basiretten. Dübür arka demek. Ardını arkasını düşünmek. Maziden bir gibi. Muhasebe, tedebbür. Muhasebe etmek. Geleceğin muhasebesi olmaz. Geleceğin planlaması olur. Geçmişin muhasebesi olur. Tefekkürde bilgi değil, irfan vardır. İç alem bu. Evet. Tefekkür, mesela bir tefekkür edelim. Nedir tefekkür? Mesela bu sohbetimiz bir tefekküre örnektir. Anlamaya çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hareketi durdurduk burada. Bir de şunu şurada söyleyelim. Hiçbir programı hazırlanarak çıkmadım, siz de öyle. Aynen. Konuları da hatta belirlemedik. Son dakika belirliyoruz, evet. Şimdi aslında bizim yaptığımız Hira'da tefekkür etmek gibi karşılıklı yani bir müzakere. Müzakere evet. Etmek gibi tek başına yalnızlık değil, ikili bir yalnızlığı paylaşmak gibi. Allah'la hayatı paylaşabilmek. Hira'da kiminle paylaşıyordu evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Taşlarla konuşmuyordu kendi kendine. Yaratıcıyla buluşuyordu. Ve şöyle bir şey de vardır. Şimdi insan niye yaratıcıyla buluşmak için Hazreti Musa da Tur'a çıktı değil mi? Evet.
Yani bir yalnızlığa gittiler hep. Şehirden, kalabalıktan, o çoğunluktan, çoğunluğun. Hani dedi, herkes böyle yapıyormuş ya. Herkes böyle söylüyor ya. Herkes gitti, herkes aldı. Herkesleşmekten biraz kaçmak gerekiyor. Kendi olabilmek değil. Heh. Çoğunluktan yani. Hazreti Ali'nin bir sözü var. İnsan insanlığını buldukça yalnızlaşır. Yani buradaki yalnızlık tabii herkesleşmekten kurtulur. Herkeslerden yani kendi olabilmek. Zaten bizim günlük hayatımızda da hatta aile hayatımızda bile ya kim söylüyor bunu? Herkes söylüyor. Kim bu herkes? Say desek belki 3'ü 4'ü 5'i geçmeyecek. Ama hep bir herkes var. El alem ne der? Herkes ne der? Herkese ben bunu nasıl açıklayacağım? Herkes dediğin Eyüp Hoca. Ama şu an zihninde şehirde yaşıyorsun ya. Kendini bir arenaya, bir podyuma çıkartmak ihtiyaç hissediyorsun ya. Görülmek istiyorsun. Göstermek istiyorsun. Görmek istiyorsun aynı zamanda. Tefekkür ettikçe, tezekkür ettikçe işte o onlara girdikçe o mağaraya. O mağaradan çıktığında kendini göstermek ister mi? Edindiği bilgileri sunmak ister mi? Elbette. Bilinmek ister mi? Allah eğer bilinmek istediyse biz de bilinmeli miyiz? Bilinirken hangi argümanları kullanmalıyız? Bu da programın son sorusu. Şöyle diyelim. Aslında bu soru birçok konuya da, birçok sohbete de kapı aralayacak ama şöyle diyelim. Geriden gelelim diye mehter gibi. Bizim marşlarımızda bile bir irfan vardır. Yani hep gitme. Bir adım da geri gel. Nereye gittiğini de bir gör. Ne kadar gittiğini de bir gör. Yani haydi hurra diyerek gitme hayatta. İki adım git, bir adım da geri gelmek değil. Şöyle az bir de geri çekil. Yoksa iki adım gidip bir adım geri gelirseniz hep yerinize sayarsınız. Bunu yanlış söylüyorlar. İki git bir gel diye. Yani mehterde öyle bir şey yok. Yok öyle. Bilenler bilir. Şöyle giderken bir adım, yani üçüncü adımı ileriye atacakken bir ayağını geriye atar ve durur, bir silkinir. Yani nereye gidiyorum? Onun mesajını verir sana mehterde. Yani kalabalığa gelmemek, galeyana gelmemek, girdaba düşmemek, bir hevese, bir anlık duyguya, bir öfkeye, fevri bir hareketle sonu bilinmez bir yola çıkmamak vardır. Tefekkür, tezekkür, tedebbür dediğimiz şeyler bunları sağlar. Buradan çıktıktan sonra yani akşam kendinizce şöyle oturduğunuz kitap okurken aslında kendiniz de okuyorsunuz. Çay içerken aslında geçmişi yudumluyorsunuz. Hüznünüzü, sevincinizi yudumluyorsunuz. Eşinizle, çocuklarla konuşurken, onlarla oynaşırken, vakit geçirirken aslında gönlünüzü dinlendiriyorsunuz. Farkındaysanız bunlar da size bir tefekkür katar. Ve sonra bazen düştüğümüz bir yanlışlık vardır. Biz bu tefekkür dediğimiz durumda tefekkür ettiğimizi zannederken kendi kendimizi de bilediğimizin farkına varmıyoruz bazen. Hırslarımızla, öfkelerimizle, hınçlarımızla, o yenilmişliğimizle bazen kendi kendimizi eğeliyoruz, tefekkür ettik zannediyoruz. Bugün 21. yüzyılda bilgi kirliliğinden çok bilgi kibirliliği var. Bugün 21. Hem yüzyılın var, hem de o kirliliğin üzerinde daha biliyorumun kirliliği verdiği kibir var. Yapıyorumun şımarıklığı var. Ben diyerek başlanılan bir büyüklük, bir gurur var. Aşırılık var. Hatta aşmak var. Bu yani bu benlikte, bu aşırılıkta tefekkür olmaz. Bunu da söyleyelim. Yani akşama kadar ben mükemmel bir esnafım, mükemmel bir hocayım, mükemmel bir babayım. Perde arkasında bu dış sesle yaşayan birisinin akşam yapacağı tefekkür, tezekkür, tedebbür olamaz. Zaten sen olmuşsun abi. Git yoluna. Sen olmuşsun, tamam mı? Sen kendi kendine olmuşsun. Balon gibi uçuyorsun diye. Yani gerek yok. Evet. Patladığın yerde biz seni alırız. Sıkıntı yok. Git. Nereye kadar çıkarsın? Yani böyle bir benliğinin içerisine mahkum olmuş, hırslarının, hayallerinin
menfaatlerinin kurbanı olmuş bir insan önce bir esaretten kurtulmalı. Şimdi hep korunlar bir soru daha getiriyor. Evet. Kısacık. Kelime-i şehadetteki ene, o ben. Öyle bir benim olacak ki Allah'a şehadetlik edeceksin, şahitlik yapacaksın. O bende tevazu da yok, kibir de yok. İdrak var herhalde. Oradaki benlik varlığı ifade ediyor. Evet. Kulluğu ifade ediyor. Yoksa bulunduğu yeri ifade ediyor. Bizim biraz şöyle sohbeti biraz da şöyle tamamlayalım istiyorsanız. Hem de biraz çerçeveyi de çizmiş oluruz. Evet. Hani dedik ya, insanın hayatında bir tekamül vardır. Neyle olur? Sözcükler, kavramlar, olgular. Maalesef daha önce hatırlarsanız bir sohbette bir soru sormuştunuz. Niye bu kadar çok sözcük, kavramla konuşuyorsunuz diye. Bunlardan bir amaç, yani böyle tavır sergilememin bir sebebi de amacım izleyici hem netleştirmek hem de yeni nesle ya da muhatap kitlemize, şu şimdi izleyicimize hem bir mesaj yolu açmak hem de dimağını geliştirmek, zenginleştirmek, bir katkı sunmak. İnsan konuşan bir varlık. Şu koskoca 24 saatimizi 100 tane kelimeyle, o da çoğu zaten ne olduğunu bilmediğimiz, sorsak ne dedin diye cevabını vermekte güçlük çekeceğimiz sözcüklerle geçiriyoruz. Düşünebilmek için sözcüğe ihtiyacın var. Benlik burada nerede? İşte benlik de burada nerede? Okuda. Okuda değil mi? Oku. Oradaki okuma her zaman beni etkilemiştir. Aynı zamanda bana istikametimi de göstermiştir. Yani bana derken ben kendim Eyüp Ayazor, kendi şahsi şeyimi söylüyorum. Tefsirlerde, çeşitli literatürümüz, edebiyatımızda birçok anlam verilebilir. Yani ikra, oku, bismi rabbikellezi halak. Orada bir yaratma, varlığa, başlangıca vurgu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani önce bir yaratıcıyı bul. Bulma var. Yaratılışına bakarsan yaratıcıyı görürsün. Yaratılışına bir bak, yaratıcıyı bir bul. Buradaki yaratıcının yaratmasındaki mükemmelliği bir keşfet. Bir yolculuk. Şu andaki haline bakma. Yani rütbeye, şuna buna geç. Sonra burada sonra nasıl bir varlık haline geliyorsun? Bu hikmeti, kudreti bir gör. Evet. Kendindeki hazineyi bir keşfet. Özgüven dediğimiz, kendin olmak dediğimiz. Eylem oradan başlıyor. Aynen. Sonra Allah durdurmuyor bak, yolculuğu burada bitirmiyor. Burada bir yolculuk var. Çünkü bir keşfe davet etti beni. Okumak. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Bir parantez, bir yardımcı oluyor sana. Yani önce bir biyolojinden de başla şöyle işe. Yani hemen bodoslama dalma. Önce bir kendi yaratılışından, annenden babandan bir başla. Halak. Allemel insane mâ lem ya'lem ve alleme bil kalem. İnsana bilmediğini öğreten ve insana kalemle öğreten Rabbinin adıyla oku. O zaman yazmayı da bil. Yazmayı da bil. O zaman ne diyor? Bak. Hira'da bunu da anlamak lazım. Geçen sohbette demiştik ya, Hira'ya kendisi için çıkıp kendisiyle inmedi. Yani Müslüman kendisi için var olan bir varlık değildir. Kaleme niye vurgu yaptı Allah? Buradaki yolculukta yol arkadaşların olacak. Yol arkadaşı edin. Arkadaşlarınla iyi geçin. Kalem ne için vardır? Sendeki bilgiyi karşıya aktarmak. Kalem ikinci bir kişiyi de zorunlu kılıyor senin hayatında. Yaz veya yaz. Ya insan kendine yazar kendini mı? Kendini yaz. Kendini yaz. Kendini yazarken bile bir başkası için yazarsın bunu. Evet, evet. Yani ben kendi kendime kendimi yazıyorum. Okuyan da ben, yazan da ben, alan da ben, veren de ben. Ne kadar anlamsız bir şey oluyor değil mi? Ben kendimi yazarken bile Nizamettin Öztürk için yazıyorum. Zihnimde kendimi Nizamettin Öztürk'e anlatabilmek için, keşkelerimi, iyikilerimi anlatabilmek, ona örnek olabilmek ya da beni ibret alsın diye. O zaman ne anlıyoruz? Oraya çıktığı olmak için
ve aşağıya inerken de hep birlikte olalım dedi aleyhissalatü vesselam. Evet. O yüzden biz de hep birlikte olalım. Hem birlik içerisinde olalım hem de hep birlikte olalım. Enemizi balon haline getirmeyelim. Halk için veya kendimiz için hakkı bilen bir ene. Aynen. Hakka veya Allah'a şahitlik yapan bir ene. Bu ben, güçlü bir en. Ben ama o ben şöyle bir ben. Gururdan, kibirden arınmış bir ben. Aynen. Kendi haddini bilen bir ben. Ya zaten bitireceğiz dedik ama gurur, kibir, riya, uç dediğimiz bu tür Allah'ın sevmediği hasletlerin kökeninde aslında benlik yoktur. Nefis vardır. Nefis vardır. İyiler, yani. iyiliği yaratan Allah sizde kötülük de nefsimizden gelir diyen de Allah. Evet, bir programın sonu hocam. Bir başka programın da ilk adımı değil mi? İnşallah bakalım. Konular o kadar geniş ki şimdi kavramlar, mesela Kur'an işte kavramlar üzerinden insan zihnini de inşa ediyor. Kavramlara girdiğimiz zaman çıkamıyoruz oralardan çünkü çok geniş, sonsuz bir açılımı var. Onun için yine kavramlara gireriz bir başka programda. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bizlere gönüllerine, kulaklarına, gözlerine, zihinlerine bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa bizim de bu aslında programlarımızın anlamını onlarla ortaya koyuyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Mübarek 3 aylarımız hayırlı mübarek olsun. Recep-i Şerif'e doğru artık Recep-i Şerif'i bıraktık. Şaban-ı Şerif'e doğru adım adım gidiyoruz. Ardından Ramazan gelecek. Mevla sağlıkla, sıhhatle, Efendimizin buyurduğu gibi belliğine Ramazan diyor. Ramazan'ı bizlere ulaştırsın inşallah. Onlara bu soğuk sumuzdan hayırlı günler diliyoruz inşallah. Güneşli havaydı, kapandı hava. Yine hafiften yağmur yağdı herhalde. Evet, bir programın sonu ama neyle kapatalım programın sonu? Yine Hikmet Karabacak. Bir Kur'an tilavetiyle kapatalım. Kur'an, hayat. Hayatı Kur'an'ın koyduğu, hayata koyduğu kuralları bize ulaştırdığı, insan üzerinden hayata ulaştırdığı bir sistemin adı belki de din. Daha doğrusu İslam dini. Evet, Kur'an'ı dinleyeceğiz. Hikmet Karabacak hocam huzurumuzda bir Kur'an tilaveti. Programımız bilmek, olmak, Hira'ydı, şehirdi. Geniş kavramları getirdik. Ne kadar konuşabildik, ne kadar tatmin edebildik bilmiyoruz ama sanıyorum dilimizin döndüğüce, gönlümüzden ne geçtiyse sorularımızı açmaya uğraştık programı. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ ساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi ezvacem minhum. أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم أجمعين. كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الفاتحة.